inanmayacaksınız ama soracağım size, zirvedeki insan yalnız mıdır falan gibi böyle bir şey. Öyle soracağım. Zirvedeki insan yalnızdır tabii. %100. Ama onu kara kara düşündüren şu olmalı. Niye çıktın oraya? Yani ben söyleyeyim, ben memleketin başarılı komedyenlerden biriyim. Hiç zirveyi tatmadım. Oturduğum yerde oturuyorum ben. Kendinizi Cem Yılmaz gibi hissetmiyorsunuz. Lanet olsun o işte. Özgüveninizin kaynaklarını anladık. Özgüvensizliğinizin kaynaklarını. Mesela demin tembel kelimesini kullandınız. Öyle bir tarafınız mı var? Evet evet, ben genelde tembelimdir zaten. Para beni tembel... Ya beni tembelleştirecek kadar bir para kazanmadım ben hayatım boyunca. Öyle bir para yok. Yani şimdi bunları da çok Braveheart'çılık buluyorum. Kolay değil bunları göğüslemek. Bunları böyle süslü söylemekle yetmiyor. Anlamlıdır ama görkemli bir düşene sormak lazım. Sizin var mı öyle görkemli? Benim yok doğrusu. Ya onun için biraz utanıyorum yani açıkçası. İş hayatında yok, özel hayatta. Yani sonuçta hayatın ha, içinde evet, her var. Anlamda kurduğum. Ya mesela ben evliliğimi sürdüremedim. Ve ben yani eski eşimle de bu konuyu konuştuk. Yani kendisi de belki öyle hissediyordu. Ama yani mesela o bende bir başarısızlık hissiyatı uyandırdı. Takvim arkası sözler gibi. Düş, bir daha düş, görkemli düş falan. Şimdi bunları da çok Braveheart'çılık buluyorum. Oldu mu bu hayat? Bir daha gelir misin davasını? Yok, bir daha gelmem. Oldu mu yani? Güzel, iyi mi oldu? Daha yani, bakıyoruz daha. Diyorsunuz ya siz gösterinizde bu çocuk olmuş mu diye. Onun gibi yani, oldu mu bu hayat? Yani hayatı seviyorum ben, zorluklarıyla. Hayat yani herhangi bir yere bir gitme, göçme, buradan daha iyi bir şey var hissiyatı. Ne mekansal ne zamansal hiç öyle bir hissiyatım yok. Ben çünkü müşteriyim. Şöyle ki ben yakın zamanda bir film yapıyorum. Ben mesela kendimi 60'lara ışınlayacağım. 1960'larda gezeceğim. Ben rahatım. Ne güzel. Ben rahatım. Siz düşünün. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.